Kafa Topa Eken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte oyunun en iyi karakteriyle maçlara gireceğiz. Ve bunu seri olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de bu seriyi beğenirsiniz. Öncesinde bir gelen kutumuzda 1000 elmas, 300 zümrütümüz var. Gayet güzel. Ve 10 elmas gelmiş. Nereden geldi gerçekten bilmiyorum. Ücretsiz hediye ediyor ama yani sezondan gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bilemiyorum artık. 10 elmas da vermiyormuş. 20 elmas veriyormuş. Herhalde kafa topu 2 gönlünden koptu arkadaşlar. Yalnız biraz daha fazla kopsaymış iyiymiş. 10 elmas biraz az oldu sanki. Yani açıklamasında ücretsiz hediye yazıyor. Etkinlikten mi veya sezondan mı geldiği yazmıyor. Ücretsiz yazdığına göre kafa topu 2 ekibi yollamış olabilir. Keşke biraz daha fazla olsaydı dermişim. Şimdi arkadaşlar, oyunun en iyi nadir karakteri nedir? Hemen buna bakacağız. Burada biliyorsunuz destansı karakterleri görüyoruz. Bir tane özel karakter düzenbaz. Sonrasında efsanevi karakterler. Pardon, ben en başta efsanevi mi dedim? Pardon, destansı karakterler, özel karakterler, efsanevi karakterler. Ve geliyoruz nadir karakterlere, gelemiyoruz. Geldik arkadaşlar, oyunun en iyi nadir karakteri. Korsan Kaptan, yani bunun üstünde bir karakter var mı bilmiyorum. Benim hesabımda oyunun en iyi nadir karakteri olarak Korsan Kaptan var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu karakterle maçlara gireceğiz. Tabii ki girmeden önce şöyle bir yetenek slotu kısmına bir ayar çekmemiz gerekiyor. Öncelikle büyük kafa 3x golü ekleyelim. Vazgeçilmez şeyler. Sonrasında tabii art 8'li yeteneklerini de ekleyeceğiz. Nerede 3x gol? 3x gol de buradaymış. Yani özel rakip özel açmadığı sürece özel açmamaya çalışıyoruz genelde zaten. Bu şekilde art 8 zıplama, art 8 boyut ve şut tabii ki asla vazgeçemeyeceğimiz şeylerden birisi. Aa, azmış bunun yetenek slotu ya. Ben daha vardır sanıyordum ama şu şutu, ooo artı 10 şut, çok güzel. Tamam, artı 10 şut ekleyelim. Yani bu karakterde artı 10 şut olduğu hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ne zaman almışız inanın hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ve artı 8 hızını da ekledikten sonra 90.5 gücüne kadar çıkarttık arkadaşlar. Yani tabii ki şu anda bizim elimizde bulunan uzay lordundan kat be kat az bir özel gücü var arkadaşlar. Ama yine 82'den 90.5'a çıkarttık. İyi bir rakam denilebilir. Şapka takıyor muydu? Maalesef ki şapka da takamıyormuş. Şimdi deneyeceğiz bu karakteri. Umarım fazla yenilmeyiz. Elimizden geldiği kadar fazla maç kazanmaya çalışacağız tabii ki. Karakterimizi bu şekilde görenler bizi bot sanabilirler. Çünkü botların kullandığı karakterlerden birisi bu karakterde. Evet, karşımızda bir flashbang var. Ve maçımıza başlıyoruz. Şu an karakter o kadar garip geldi ki. Umarım kazanırız arkadaşlar. Boyut bakımından yaklaşık gibiyiz Flashbang'da şu anda. Kendisi de 7. seviye değil büyük ihtimalle. Az daha yoduk. Evet, ilk golü maalesef yedik arkadaşlar. Bize sus işareti yaptı. Haydi bakalım. Zıplayamıyorum. O kadar zıplama taktık. Bir de düşünüyordum zıplama taksak mı takmasak mı diye. İyi ki takmışız. Yani takılmış hali bu şekildeyse bir de takılmamış halini hiç düşünemiyorum. Ama kanka klon kaleci kullandı. Biz de buzlamayla dojladık. Evet, 2-1 yaptık arkadaşlar maçımızı. Güzel gidiyoruz. Böyle gidersek iyidir. 3-1 yaptık. Gayet güzel. 4. golü atabiliyor muyuz? Hayır. Çok saçma sapan bir gol yedim. Ne oldu? Top ışınlandı sağa sola. Tamam, yine golümüzü attık. 4-2 oldu. Hafif ping var oyunda. Ama bu golü pingden dolayı yemedim. Kendi hatam olarak yedim. Eyvah. Ping. Bu ne ping? Vallahi sıkıntı yaşatacak bu şey ya. Durmadan MS'ye giriyor arkadaşlar. Umarım bir dahaki maçlarda girmez bu kadar.
Yani ara ara giriyor Allah'tan, böyle sürekli olarak girmiyor da. Yemeyelim. Maç 7-3. Şöyle bir gol dağıtalım. 8-3 yaptık. Gayet güzel. İlk maçımızı win'le bitiriyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Al ya bil, ununma isimli bir arkadaşımız. Tebrik ediyoruz buradan. Yeni maçımıza hızlıca geçiyoruz. Korsan kaptan karakterimizde. Evet, bu sefer kim geliyor? Bir destansı gelirse yanarız arkadaşlar. Tek kelimeyle yanarız. Flashpunk'a, az önce Flashpunk'ın 7. seviye olmamış haline bile zor başa çıktık. Şöyle bir gol derken o golü biz yedik. Yerden bir gol gelsin. Olamaz. Maç 2-0. Şut gerçekten çok düşük. Yani topa dokunuyor resmen karakter ya. Biraz sert çek şu şutu, korsan kaptan. Yerden bir gol. Cık, yok yani şut hızlıdır diye yerden atayım dedim de. Maalesef şut çok düşük arkadaşlar. Bir gol gelsin. Aa, çok güzel. 3-2 yaptık maçımızı. Yani illa rakibin dibine kadar gitmemiz gerekiyor gol atabilmemiz için. Çünkü uzaktan gelen top o rakip özeline bastı. Şimdi kanka biz de şöyle bir özele basalım, golümüzü atalım. Buzlamayla, ama zıplaman bu kadar kötü olursa yeniliriz kanka. Ama tabii rakip özeline bastığı için biz de basacağız birazdan. O kadar büyük kafa 3x gol ekledik. Aslında 3x gol yerine başka bir şey mi ekleseydim? Şimdi 3x gollerimi de harcamak istemiyorum ama. Neyse bakalım, sıkıntı yok. Kanka şöyle bir şey yapalım. Haydi top gelsene. Atalım onu. Tamamdır, 3x attık arkadaşlar. Bakalım bu saatten sonra neler olacak. Rakip özel açmadığı sürece ben de açmamaya çalışacağım. Evet, büyük kale açtı. Biz de şöyle bir gol atalım. 8-6 oldu. Tabii ki ilk özeli rakip açtı. Maç 8-6. Yerden bir gol. O havadan güzel bir gol attık. Maç 9-6 oldu ve 10 saniye var. Biz de şöyle büyük kafayı kullanalım. Bu maçta muhtemelen biz de. Evet. 10'a 7. Son 2 saniye bol şansımızı dileyelim ve maçımız bitti arkadaşlar. Yani güzel gidiyoruz. Güç bakımından tabii ki düşük olsa da şu an beklediğimden iyi bir sonuç aldık diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım yeni maçımızda neler yapacağız. Yani şu an tek korkum destansı bir karakter gelmesi. Evet, yine bir Flashpunk geldi. Bugün kaderimiz Flashpunk herhalde. Hep Flashpunk gelip duruyor. Yeni maçımıza giriyoruz ve bu Flashpunk güçlü arkadaşlar. Leveli demişim. Özelleri bayağı fazla, 11 tane özel gücü var. Bakalım neler olacak. Özeller açılırsa büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, yukarıdan bir gol yedik. Maç 1-1. Yerden bir gol attık biz de. 2-1 yaptık maçımızı. Bakalım bu karakteri de alabilecek miyiz? Evet, maç 2-2. Zıplaması çok düşük arkadaşlar ya. 3-2 oldu. Topa yetişemiyor. Evet, beraberliği tekrar yakaladık. Güzel gidersek Oo. Güzel gidersek alırız belki ya. Haydi bakalım. Ama yani toplara yetişemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Rakip de top bekletmeye gidecek sanırım. Sonradan özel güç mü kullanacaksın? Ne yapacaksın kanka? Bekletme topu, oynayalım güzelce. Maç 5-3. Yerden bir gol. Haydi bir gol daha atmak istiyoruz. Beraberliği yakalayalım. Yok, top işten geçti yine. 6-3 oldu. Bütün şanssızlıklar bizi buldu bu maçta da. Evet, yani şu an oynama tarzından en nefret ettiğim rakiplerden birisi geldi arkadaşlar. Rakip top bekletiyor. Yani zaten bir sürü de özeli var. Maçın sonucu belli. Yani gördüğünüz gibi yaklaşır yaklaşmaz da golünü atıyor. Yani bu oynama tarzı makrodan, oyunda her tarz hileyi yapanlardan daha kötü bir oynama tarzı arkadaşlar.
Çıkalım. Şöyle rakibe şu işareti yapıp çıkalım arkadaşlar. Yeni maçımıza girelim. Yani çünkü ne kendisi eğlenebiliyor ne oynadığı kişiye maçı böyle eğlendirebiliyor. Saçma sapan bir oynama tarzı arkadaşlar. Yani yapılmaması gereken bir şey. Derken bu maçta da karşımıza destansı geldi. Yeraltı kralı. Bakalım neler olacak. O arkadaşı yalnız uzay lorduyla bir denk düşmek isterim ya az önceki arkadaşa. Korsan kaptanla verdik maçı ama aynı şeyleri bir de uzay lordunda yapmasını isterim açıkçası. Evet, karşımızda bir yeraltı kralı var. Haydi bakalım şu an güzel gidiyoruz. Maç 2-0. Bir gol istiyoruz. Çok güzel 3-0 yaptık arkadaşlar maçımızı. Hayır, zıplayamadık. Orada zıplamayacaktık ya. Çok erken zıpladık. Boşa gitti. Çok güzel 4-1 yaptık. 5. gol de geliyor mu? Haydi. 5'i atalım kanka. 5 gelsin. Haydi. Hayır. Top direkt kalemize gitti. Maç 4-2. 4-3 oldu. Olamaz. Rakip çevirmeye başladı arkadaşlar. Yardım edin. 4-4. Yerden bir gol. Çok yavaş gidiyor top ya. Gol atamıyoruz. Haydi kankam. Şu beraberliği bir bozalım. Güzel başladık. Kötü devam ettik ya. Evet, maç 5-4 oldu. Şöyle bir gol atalım kanka. Yetişemiyor. Topa yetişemiyor. Maalesef. Yani yapabileceğimiz şeyler de sınırlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıplıyoruz ama topa yetişemiyoruz. Evet, 7-5 yaptık. Son 5 saniyede 2 gol atabilir miyiz? Oo, 7-6. Bir gol atabiliyor muyuz? Kanka yerden. Aa bak, son anda küçük kale kullandın kanka. Ayıptır. Gerçi hani küçük kale olmasaydı da büyük ihtimalle maç rakipteydi ama son anda küçük kale ayıp karşılanan bir şey. Yeni maçımıza geçelim. Evet, şimdi iki maçımızı kaybettiğimiz için muhtemelen bot atacak karşımıza. Umarım bot atmaz. Lütfen güzel. Bot atmadı arkadaşlar. 83. seviye bir rakip geldi karşımıza. Bakalım bu maçta ne yapacağız? Gücümüz düşük. Elimden geldiği kadar çabalıyorum arkadaşlar. Kazanmak için. Bakalım bu maçımızı kazanabilecek miyiz? Şöyle bir gol. Kötü oldu. Bu da kötü oldu. Maç 2-1. Rakip de çok iç içe girmememiz sanırım lazım. Sanırım lazım nedir ya? Nasıl bir anlatım bozukluğu bu. Zıplayamıyorsun korsan kaptan. Oyunun en güçlü nadir karakteri olman yakışmıyor yani sana. Hayır, 5-2. Bu karaktere biraz şey gelmesi lazım ya. Hype'lanması lazım. Yani en azından zıplaması biraz daha iyi olsa maçlara çıkabilir diyebilirim. Zıplama konusunda büyük sıkıntısı olan bir karakter. Oo, 6-3 oldu. Kendi kalesine gol attı rakibimiz. 7. golü atabilir miyiz? At kankam topu, oynayalım. Haydi. Son 30 saniye. 7-3 oldu maalesef ki. Son 26 saniye var. Abi o nasıl girmez ama ya. Valla oturup ağlayacağım. Bu nasıl saçmalık. Direkten döndü arkadaşlar. Toparlama şansımız. Oo kanka. Haydi. Aa, olmadı bu. Olmadı ve yok, özeller açıldıktan sonra yapacak bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. Şu 3x'i atsaydık. Yok. Son 15 saniye kala rakip özel açtı ve maçı kaybettik. Yani oynamayalı bilmiyorum oyunda
Oyunun eski adabı kalmamış herhalde arkadaşlar ya. Top bekletenler mi, son anda özel açanlar mı dersin? Yani yapılmaması gereken her şeyi yapılıyor maalesef ki. Evet, yani yine ama güzel maçlar attık diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki normal olarak bayağı bir yenilgi aldık son anlarda. Çünkü güç bakımından rakiplerden çok çok azdık. Ama ilk maçlarımızı yine kazandık güzel bir şekilde. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.